Bir müftü başından geçen ibretli bir hadiseyi anlatıyor. Anadolu'da bir ilçede müftüydüm. Günlerden cumartesi. Kazanın pazarı da o gün kurulur. Daireler kapalı. Evde oturacağıma müftülüğe gideyim dedim. Daireye vardım. Bir çay demledim. Camdan dışarı bakıyorum. Bahsettiğim pazar müftülüğün biraz ilerisinde kurulur. Kimi almaya, kimi satmaya, herkes pazara geliyor. Kalabalık. Müftülüğün karşısında bir bakkal var. Ben camdan ilçenin cumartesi günlerine mahsus bu hareketli vaziyetini seyrederken lüks bir otomobil gelip bakkalın önüne park etti. Bakkal bir hışımla çıktı. "Yok, arkadaş, dükkanın önüne park etme," dedi. Zaten pazarın kurulduğu gün olduğu için bakkala giden gelen yok. Bir de dükkanın önü kapanacak diye adamcağız iyice asabileşti. Arabanın sahibi de haklı. "Yahu burada park yasağı mı var? Niye park etmiyormuşum?" diye çıkıştı. Baktım gereksiz bir münakaşa çıkacak. Hemen indiğim arabanın sahibine. "Arkadaş, bugün ilçenin pazarı var. Gelen giden çok. Bakkal belki satış yaparım diye dükkanın önünü kapansın istemiyor. Burada arabana zarar gelmesin. Müftülüğün bahçesini müsait park edecek yer var. Ben kapısını açayım oraya koy," dedim. "Olur," dedi. Arabayı park ettikten sonra, "Yukarıda çay demledim. Tek başıma içiyorum. İstersen buyu biri de içelim," dedim. "Olur, içelim," dedi. Teşekkür etti. Yukarı çıktık. Bir yandan çaylarımızı içiyor, bir yandan tanışıyor, konuşuyorduk. O sırada müftülüğün kapısı açıldı. İçeriye elleri titreyen yaşlı bir hanım girdi. Elinde tek sıra dizilmiş bir tabak incir. "Oğlum, müftülüğün kapısını açık gördüm de içeri girdim. Kusura bakmayın. Ben bu incirleri bizim bahçeden topladım. Pazara satmaya götürüyorum. Parasını daha sana getireceğim. Bir kız Kur'an kursu yaptırırsınız diye." Bir tabak incir. Bir kilo ya gelir ya gelmez. Kilosu 5 lira olsa al sana 5 lira. Kur'an kursu yaptırmak için onu getirip hayır olarak müftülüğe verecek. Duygulandırıcı bir samimiyet, niyet ve arzu. Ben dondum kaldım. Misafirim de duygulandı. Hanıma dedi ki, "Kaça satıyorsun?" Kadıncağız mütevekkil, "Ne verirseniz," dedi. Adam da coştu. "Peki bir Kur'an kursu yaptırmaya verir misiniz?" "Ya Rabbi, bir tabak incir ile bir Kur'an kursu." Adam bu güzel niyeti gerçekleştirmek için harekete geçti. O kadıncağızın arzusu gerçek oldu.